Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. geldik türevde 10. dersimiz arkadaşlar bir önceki ders artan azalan fonksiyondan bahsetmiştik bugünkü dersimizde toplam 2 ders yapacağız ekstrem noktalardan bahsedeceğiz en ince ayrıntısına kadar işlediğimiz bir ekstrem nokta olacak bilginiz olsun isterseniz hiç zaman kaybetmeden ders anlatımına geçelim arkadaşlar Şimdi konu anlatımına geçmeden önce şöyle bir bakalım kaç sayfa ders işleyeceğiz. Toplam 6 sayfa ders işleyeceğiz. Biliyorsunuz videoların açıklama kısmında bu pdf'lere ulaşabiliyorsunuz. Çıktınız sizin kendiniz alıp oradan da benimle dersi ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz ki benim de isteğim o aslında oraya notlar alarak ilerlemeniz. Şimdi exam nokta türevin içerisinde dikkat edilmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Tehlikeli bir kısım aslında. Şimdi artan azalan fonksiyonda olduğu gibi ekstrem noktada direkt türeve ihtiyacınız yok aslında ama türevlenebilen bir fonksiyon olduğu zaman o zaman türevi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani türev olmasa da bir fonksiyon grafiğine baktığınız zaman şurası ekstrem noktadır, şurası ekstrem nokta değildir şeklinde ne yapabiliyoruz? Yorumlar yapabiliyoruz. Bunda da türeve ihtiyaç duymuyoruz aslında. Şimdi ekstrem noktanın tanımına gelecek olursak, şimdi ekstrem noktanın tek bir tanımı yok. Şimdi şöyle ekstrem nokta bunlardır diye bir ifade kullanamazsınız. Çünkü birden fazla durumda ekstrem nokta oluşuyor. O yüzden de biz şöyle söylüyoruz. Bu bu durumlar ekstrem nokta oluşur. Bu 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 durumlar ekstrem nokta oluşturur. Bu 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 durumlar ekstrem nokta oluşturur şeklinde aslında bizim sonuç halimiz ekstrem nokta olmuş oluyor. Şimdi ekstrem nokta kimler? Yerel maksimum ya da yerel minimumların genel adına biz ekstrem nokta diyoruz. Bakın şurada bir ifade kullanmışım aslında tam ortalarda bir yerde ama olsun. Bakın şurada bir açıklama yapmışım. Yerel minimum ya da yerel maksimum noktaların genel adına biz ekstrem nokta diyoruz. Öncelikle oradan başlayalım. Peki bu yerel yerel minimum ya da yerel maksimum noktalar kimler? Onlar da şunlar arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyona baktığınızda, tamam mı? Bir tane nokta alıyorsunuz. x0 gibi bir nokta alıyorsunuz o aralıkta. Eğer ki onun x0'ın çok yakın civarında ondan daha büyük bir görüntü yoksa, o zaman o nokta sizin için bir ekstrem nokta olmuş oluyor. Yerel maksimum olmuş oluyor. Bakın şurada bir tanımını yaptım. Bir nokta alıyorsunuz. Ondan daha büyük bir değer yoksa o noktayı biz yerel maksimum noktası diyoruz arkadaşlar. Yine biz bir nokta aldığımızda eğer ki onun civarında ama çok yakın civarında. Böyle uzak ara değil yani uzak ara bakarsanız o zaman hiç kimse e, yerel ekstra, yerel maksimum ya da yerel minimum değildir. Çok yakın civarında ondan daha küçük bir görüntü yoksa o noktayı da biz ne diyoruz arkadaşlar? Yerel minimum noktası diyoruz. Bakın şimdi baktığınızda şurada. A noktası mesela bizim için bir yerel maksimum noktasıdır. Bunun etrafında yakın civarında bundan daha büyük bir görüntü var mı? Yok. O zaman biz buraya ne diyebiliriz? Yerel maksimum diyebiliriz. Aynı şekilde şu nokta bizim için baktığınızda etrafında ama çok yakın civarında. Yani B'nin aslında hani epsilon civarında deriz biz ama onu. Şimdi lise matematiğinde onu kullanmayalım. O yüzden onu çok yakın civarında diye ifade edelim. Çok yakın civarında bundan daha küçük bir değer yoksa biz buna ne deriz arkadaşlar? Yerel minimum noktası deriz. Şimdi yerel maksimum ya da yerel minimumların açıklaması bir açıklaması bu. Tamam. Şimdi bunların olabilmesi için yani bir noktanın yerel maksimum ya da yerel minimum olabilmesi için bir kere o noktanın bizim fonksiyonumuza tanımlı olması gerekir. Bakın burada da vurgu olarak yapmışım. Not olarak da düşmüşüm fonksiyonda tanımlı olmamız gerekir ki biz onlara ne diyebilelim? Bir ekstrem nokta diyebilelim. Yani ekstra noktalar tanımlı değilse ya da bir nokta tanımlı değilken orası ne olamıyor? Yerel maksimum ya da yerel minimum olamıyor. Genel bir anlatım şekli olarak şöyle şöyle diyebiliriz ekstra noktalar ama bu ekstra noktaların tek çıkış kapısı değil arkadaşlar. Artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artağa geçtiğimiz, artanlıktan azalanlığa ya da ee, azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz tanımlı olduğumuz noktalara biz ekstrem nokta diyoruz. Bakın burada da aslında genel bir açıklama yaptım. Ama tek açıklaması bu değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tek açıklama ekstrem nokta için yapamıyorsunuz. Bakın mesela burada ne yapıyoruz? Artanlıktan azalanlığa geçtiğimiz bir nokta. O zaman A noktasına yerel maksimum diyebiliriz. Burası da azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz bir nokta. O zaman buradaki B noktasına da yerel minimum diyebiliriz. Şimdi bu bir bir şekilde eksen noktayı bulabiliyoruz. Peki böyle bir fonksiyon verdiğinde, şimdi burada o zaman mesela bakın azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz burada bir B noktası var. Buna biz yerel minimum diyebiliriz o zaman. Burası bizim için nedir arkadaşlar? Yerel minimumdur. Aynı şekilde burası da yerel maksimumdur. Aynı şekilde burası nedir arkadaşlar? Yerel minimumdur. Tamam. Peki şu nokta E noktası x eşittir E noktası gördüğünüz gibi x eşittir E noktası artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz bir nokta değil. Ama E'nin civarında E'nin çok yakın civarında bundan daha büyük bir görüntü olmadığı için biz bunu da ne kabul ederiz arkadaşlar? Yerel maksimum kabul ederiz. Bu noktada bizim için yerel maksimumdur. Yani o biraz önce verdiğimiz artanlıktan azalanlığa azalanlıktan artanlığa tanımı eksik kalmış oluyor. Ama ilk verdiğim x0'ın civarında ondan daha büyük bir görüntü yoksa o nokta bizim için neydi? E, yerel maksimumdu. Daha küçüğü de yoksa yerel minimumdu. O zaman bu o tanıma uyuyor. Mesela şurası tanımlı olmadığı için bakın x'e a değeri veremiyorsunuz. x'e a veremediğiniz için burası bir ekstra nokta değildir arkadaşlar. Burası ekstra nokta değildir. Anlaştık? Bir kere ne olmamız gerekiyor? Tanımlı olmamız gerekiyor diyebiliriz. Bir de mutlak maksimum ya da mutlak minimum gibi tanımlarımız var. Mutlak minimum veya da mutlak maksimum gibi iki tane daha tanımımız var. Şimdi bunların açıklaması da şöyle. O yerel minimumlar içerisinde görebildiğimiz en büyüğüne biz mutlak maksimum görebildiğimiz en küçüğüne de mutlak minimum deriz ama orada bir tanımda bir sıkıntı oluyor. Şöyle diyelim fonksiyonun görüntü kümesinin en büyük olduğu durumda şeklinde bir açıklama yapalım. Çünkü şöyle baktığınızda şimdi mesela burası aynı zamanda mutlak maksimumdur. Mesela burası mutlak maksimumdur. Çünkü en büyüklerin içerisinde yani yerel maksimumların içerisindeki en büyüğüne mutlak maksimum. Buradakine de ne diyoruz mesela buraya da mutlak minimum diyoruz. Ama eğer bu fonksiyon sonsuza giderse ondan daha büyük bir görüntü varsa fonksiyon içerisinde ondan daha büyük bir görüntü varsa o zaman patlarız. Nasıl yani hocam? Bak şimdi fonksiyon şöyle gitti. Şimdi şimdi sen buna yerel maksimum diyorsun değil mi? Yerel maksimum hatta ben bu fonksiyonu uzatayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle götüreyim. Şimdi sen buna mutlak minimum diyeceksin aslında. Mesela bu da yerel minimum, değil mi? Yerel minimum. Bu da yerel minimum. İşte burası yerel maksimum. Burası yerel maksimum. Aklına şöyle bir fikir geçebilir. Hocam o zaman bu sizin verdiğiniz tanıma göre yani yerel maksimumların en büyüğüne e, mutlak maksimum diyoruz. Ama bakın dikkatli baktığınızda fonksiyon buradan sonsuza kadar gidiyor. O zaman mutlak maksimum o değildir. Tanımlı olduğu aralıkta ondan daha büyük bir görüntü de yoksa yerel maksimumların en büyüğüne biz mutlak maksimum diyoruz. Tanımlı olduğumuz aralıkta yerel minimumların en küçüğünden daha küçük bir görüntü yoksa eğer biz ona yerel minimum diyoruz. Bakın. Burada da bu arkadaş aşağı doğru indiği için bu arkadaş mesela ne dedi? Mutlak minimum mesela burada yoktur bu grafikte. Mutlak maksimum da yoktur. Çünkü siz diyeceksiniz ki hocam burası o zaman bizim için mutlak minimum. Ama arkadaş bu fonksiyon aşağı doğru iniyor. benim daha küçük bir görüntüm var. İşte o mutlak maksimum ya da mutlak minimumlar biraz sıkıntılı. Yani bir tanım bazen yeterli gelmeyebiliyor. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Tanım şimdi mutlak maksimum ya da mutlak minimum tanımını şöyle yapalım tanımlı olduğu aralıkta yerel minimumların en büyüğünün daha büyük bir görüntüsü yoksa eğer fonksiyonun daha büyük bir görüntüsü yoksa o zaman bizim oradaki e, mutlak maksimumumuz yerel maksimumumuz mutlak maksimumdur. Tamam? Anlaştık. Şimdi onun daha benzerini burada da yaparız. Şimdi bu e, yerel maksimum ya da yerel minimumları bulurken başka farklı örnekler karşımıza çıktığında nasıl yorum yapabiliriz? Mesela bu, bu grafiğe baktığımızda x eşittir a noktası bir kere tanımlısın. Mesela burada x eşittir a'da tanımlı. Ben ne demişim? Burada bir açıklamam var. Diyorum ki çok yakın civarında daha büyük ya da daha küçük görüntüsü yoksa. Bakın a'nın çok yakın civarında bundan daha küçük bir görüntü var mı? Yok. İşte bu arkadaşlar bizim için yerel minimumdur. Anlaştık. Çünkü sola gittiğinde daha büyükler. Sağa gittiğinde daha büyükler. Daha küçüğü var mı? Yok. O zaman bu arkadaş yerel minimumdur. Peki bu arkadaşa baktığınızda çok yakın civarında dediğinizde şöyle çok yakın civarına baktığınızda bu arkadaştan şu arkadaştan daha büyüğü var mı? Yok. O zaman buna da biz ne diyoruz? Yerel maksimum diyoruz. Anlaştık mı? Peki hocam şöyle olsaydı benim fonksiyonum buna bir sürü örnek verebiliriz. Mesela böyle yapsaydık ne olacaktı? Buradaki noktaların hepsi bizim için aslında yerel maksimum noktası olmuş olacaktı. Farklı farklı açıklamalar da var ama bu kadar detaylara girip de hadi burada kalsın bunların hepsi tamamı yerel maksimumdur. Ondan daha büyük bir görüntü yok ama sonuçta değil mi? Eşit bir görüntü var ama daha büyük yok. O zaman bunların hepsi yerel maksimumdur diye kabul edebiliriz. Peki soldakine baktığımızda burada hani yerel minimum mu yerel maksimum mu diye kontrol yapacakken mesela şunu yerel minimum mu yok. Sola birazcık gittiğinde küçüğü var. Daha biraz gittiğinde daha büyüğü var. Zaten bu nokta olma şansı yok çünkü orada orası iki boş. Biz bakacaksak şuna bakalım. Mesela x eşittir a noktası için sola biraz gittiğinizde daha küçüğü var mı yok. Sağa gittiğinizde daha küçüğü var mı yok. İşte burası arkadaşlar bizim için yerel minimum noktasıdır diyebiliriz. Hangi nokta? x eşittir a noktası. Değil mi? Peki b noktasına bakacaksak bakın içi doluysa buna bakalım. Boşa bakmayın zaten. Devam mı? Şimdi içi dolu olan bu. Bunun az biraz sağı daha büyük sonuçlar veriyor. O zaman bu minimumdur diyebiliriz ama Az biraz sola gittiğinizde de daha küçüklerini görebiliyorsunuz. O zaman bu grafikte ekstrem nokta yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi laboratuvar ortamında oluşturmuş fonksiyonlarda ekstrem noktada böyle incik incik şeyler çıkartabiliriz bilginiz olsun. Bakalım şimdi şu fonksiyona kimler ekstrem nokta onlara beraber karar verelim. Şimdi mesela bu arkadaş yerel hatta şöyle küçülterek yapayım. Mesela bu yerel maksimumdur. Mesela burası da yerel maksimumdur. Mesela burası da yerel maksimumdur. Doğru mu? Burası yerel minimumdur. Burası yerel minimum değildir. Burada da bir yerel minimum yok. Burada da yok. O zaman bizim toplam 4 tane ekstremum nokta vardır. 4 tane ne vardır arkadaşlar? Ekstremum nokta vardır. Anlaştık. Peki biz buna mutlak maksimum diyebilir miyiz? Deriz. Peki buna mutlak minimum diyebilir miyiz? yok diyemeyiz. Ne demiştik? Tanımlı olduğu aralıkta mutlak minimumlar içerisinde daha küçük görüntüsü yoksa eğer bir tane noktanın o bizim için mutlaktı. Bakın bu arkadaş yerel minimum ama şuradakiler galiba ondan daha küçük. Bakın aynı hizaya tuttuğunuzda buradaki arkadaşların görüntüleri daha küçük. O yüzden biz bu arkadaşa şu arkadaşa ilkleştir, B noktasına yerel minimum diyebiliriz ama e, e, mutlak minimum diyemeyiz. Anlaştık? Yani bizim bu grafimizde toplam 4 tane de ekstrem noktamız var diyebiliriz. Şu an biz hiç türevlenebilir türevlenemez durumuna bakmadık. Mesela şurada türev yok meta. X eşittir D noktası türev yoktur. Burada bir tane nokta, ismini koymadığım bir tane nokta var. K noktası olsun. K noktasında da türev yok ama o nokta bir ekstrem nokta. Yani türev olmak zorunda değil. E tabi Beta şurada da x A noktası türevli bir nokta değil. Hatta gördüğünüz gibi limit bile yok. Ama limitin olmaması o noktada ekstrem nokta olmayacağı anlamını taşımaz. Peki biz ne zaman türevi kullanıyoruz? Türevlenebilir bir fonksiyon verdiği zaman. Belli aralıklarda yani belli aralıkta o aralıkta türevlenebilir ise orada biz türevine ihtiyaç duyuyoruz. Bakın ne demişim? Tanımlı olduğu aralıkta sürekli ve AB açık aralığında türevlenebilen bir fonksiyon. Yani bir kere o aralıktaki her noktada tanımı olacak. Bir de aynı zamanda sürekli olacak türevlenebilirse biz birinci mesela birinci türevini sıfır yapan bakın bu, bu husus önemli. Birinci türevini sıfır yapan tek katlı köklerinde ekstrem nokta oluşur. Çift katlı köklerinde de ekstrem nokta oluşmayacak. Nasıl yani hocam? Mesela en basiti x küp fonksiyonu. x küp fonksiyonunu düşündüğünüzde y eşittir x kübü. Şimdi bu fonksiyonun bir ekstrem noktası var mıdır? Hani yerel maksimum ya da yerel minimum var mıdır? Yoktur. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sürekli daima artan bir fonksiyondur. Şimdi ben bunu türevini aldığımda ne olacak arkadaşlar? 3x kare olacak değil mi? Şimdi 3x karenin x eşittir sıfırda çift katlı kökü var mı? Var. Çift katlı kökü var. Artı artı bakın ekstrem nokta oluşmadı. Yani fonksiyon türevleni bir olduğu durumlarda artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçmedi. O yüzden de çift katlı köklerinde de ekstrem nokta yoktur diyoruz. Sadece tek katlı köklerinde ekstra nokta olacak. Bu bilgi bizim için önemli. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Ha, bu arada bunlardan bahsetmişken. Şimdi mesela nereye yapayım? Ha şuraya yapayım. Mesela bu yerel maksimum. Tamam okey. Şöyle yapalım. Şunları bir silelim. Şuraları sildim. Şu nokta x eşittir a bizim için ekstremum noktadır. ya da x eşittir a ekstrem noktanın apsisidir. Buradaki B noktası da ilk mesela Y eşittir B de nedir arkadaşlar? Ekstremum değerdir. Burası ekstremum değerdir. Değer ne demek? Sonucu. Yani fonksiyona A yazdığınızdaki karşılığı F A eşittir B. İşte ekstremum değer dediğimiz şey ne olacak arkadaşlar? Buradaki B noktası olacak. Geldik ilk sorumuza. Şimdi bize bir tane fonksiyon vermiş. Ha bak böyle bir fonksiyonu verdiyse o zaman sen türevden gideceksin. Belli. Fonksiyonun yerel maksimum değeri demiş. Biz bunun bir türevini alıyoruz. Türevini aldığımızda ne oluyor arkadaşlar orası? Eksi 2x Eksi 4 eşittir 0. x eşittir kaç geldi? Eksi 2 geldi. Artanlıkla azalanlıkla artan azalan fonksiyonun grafikleri mantığıyla aynı. Yani ben f'in türevinin işaret tablosunu bir yapayım arkadaşlar. Buradaki bilimli kritik nokta eksi 2. Eksiyle başlıyor artı oluyor. O zaman f'in türevine bakarak f hakkında artan azalan deriz ya. İşte burası yerel maksimum oluşuyor arkadaşlar. Burası bizim için yerel maksimum. Peki soruda ne diyor? Yerel maksimum değeri 6 ise. Yani fonksiyona sen eksi 2 yazınca 6 oluyormuş. O zaman buna göre k nedir demiş. Çünkü değerini 6 vermiş. O zaman fonksiyon eksi 2 yazıyoruz. Eksi 4 artı 8 artı k eşittir 6'dan. K buradan kaç gelir? 2 gelir diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Fonksiyonu vermiş buna göre fx'in yerel ekstrem değerleri çarpımı bak bir daha altını çiziyorum. Değerleri çarpımı demişim. Ne yapıyoruz? Türevini sıfırlıyoruz. Daha sonra bulduğumuz değerleri fonksiyona yazmamız lazım. Gelin biz bunu bir türevini alalım arkadaşlar. Bakalım türevine gelecek. O zaman bölüm türevi yapalım. 4 çarpı x kare artı 1 eksi 2x çarpı 4x bölü alttakinin karesi. Yani x kare artı 1'in karesi. Düzeltirsek ne yapar? 4x kare artı 4 eksi 8x kare bölü bıdı 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 0. Alt tarafta ilgilenmeme gerek yok çünkü türevini sıfırlıyoruz. O zaman burada ne oldu? 4 eşittir 4x kare geldi. O zaman x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 diye x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 diye benim iki tane ekstremum noktam var. İstersen bunu fonksiyon üzerinden yürürsün. Bunların yerel maksimum, yerel minimum olduğunu keşfedersin ama şu an bununla benim işim yok aslında. Uzatmayayım o kısmı. Tamam mı? Bana ne soruyor? Eksiyonun değerleri çarpımı soruyor. Yani sen fonksiyona eksi 1 yazdığında ve 1 yazdığındaki sonuçların çarpımını istiyor sende. Fonksiyona eksi 1 yazarsak ne olur? Eksi 4 bölü 2 olur. 1 yazarsak 4 bölü 2 olur. Buradan da eksi 2 ile artı 2'nin çarpımı kaç gelir kardeşim? Eksi 4 gelir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Yani vatan da senden tekrar söylüyorum değerleri çarpımı istemişti. Yani absisleri çarpımı istemişti. Eksi noktanın absisleri çarpımı deseydi o zaman direkt bulduğumuz eksi ile biri çarpardı. Anlaştık. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Fonksiyonun ekstra noktaların absisleri çarpımını bulunuz. Ha, bak şimdi biraz önce söylediğimiz şimdi soruyor. Yani biz ne yapıyoruz? Türevlerini bilen bir fonksiyonsa gidiyoruz bunun güzel güzel türevini alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 5'i başa indirdik. 5'ler gitti. X üzeri 4 kaldı. 4'ü başa indirdik. Eksi 2x küp kaldı. Eksi 3x kare dedik. Sonra bunu sıfıra eşitledik. Sonra türevini sıfır yapan köklerine bakıyoruz. x kare parantezini aldık. x kare parantezinde x kare eksi 2x eksi 3 eşittir sıfır oldu. O zaman burası çarpandan ayrılırsa x eksi 3 x artı 1 diye ayrıldığını düşünelim. Buradan o zaman bir 3 diye bir kök geldi. Buradan bir x eşittir eksi 1 diye bir kök geldi. Bu de buradan 0 diye bir kök geldi. Vatandaş ne istiyor? Absizleri çarpımını. O zaman 0, 3 ve eksi 1'in çarpımı 0'dır demeyeceğim abicim. Atlamayacağım balıklama. Neden? Çünkü tek katlı kök olması lazım. Çift katlı kök olmayacak. Bak tabloyla yaptığımızda yani bu iptal olacak. Cevap ne gelecek? 3 ile eksi 1'den eksi 3 gelmesi lazım. Önce cevabı yazalım şuraya. Sonra bir tablo yapalım. F'in türevinin işaret tablosunu. Eksi 1, 0, 3. Şimdi köklerimizi belirledikten sonra Sıfır çift kat gök Bunu yaptık. Bu tek, bu da tek. Tamam mı? Sonra ne yapalım? Hepsinin içi boş, dolu. Oraları pas geçelim. Artı, eksi. Artı neden? Çünkü türevinin başkası is pozitif. Eksi, art. O zaman F'in türevinin işaret tablosuna bakarak F hakkında bakın artanlık azalanlık yorumu da yaptık. Böylece ne oldu? Eksi 1 ve 3 bizim ekstremum noktalarımız oldu. Burası maksimummuş. Yerel maksimum. Burası da minimummuş. Sana yerel maksimum noktasının ordinatı nedir diye de sorabilir. O zaman bu şekilde ne yapmak zorundasın? Tabloda yapmak zorundasın. Bilgin olsun. Bu da üçüncü sorumuzdu. Geldik dörde. O zaman biz ne yapıyoruz? Çift katlı kökleri ekstra noktadan saymıyoruz. Fonksiyonun tek katlı kökleri sadece ekstrem nokta. Fonksiyonun ekstrem noktalarını bulunuz demiş. O zaman yine türevlenebilen bir fonksiyonsa türevini alıyoruz. 3x kare eksi 2x artı 10 eşittir 0. Daha sonra bunu çarpanlara ayırmaya çalışıyoruz. Ama sanki ayrılamıyor gibi deltasına bakarsam b kare eksi 4ac'den deltası ne gelecektir? Sıfırdan küçük. Yani bizim türevimizin nesi yoktur? Reel kökü yoktur. E kökü yoksa benim fonksiyonum daima artan bu. Daima artan. Daima artansa o zaman ekstrem nokta yok. Ne zaman ekstrem nokta oluşuyor o zaman? F'in türevini sıfır yapan tek katlı köklerinde ekstrem nokta oluşuyor. reel köklerinde. O zaman burada da ekstrem nokta yok. Bu fonksiyon daima artanmış. Anlaştık. O zaman çift katlı kökte ekstrem nokta olmuyor. De, e, delta sıfırdan küçükken de ekstrem nokta olmuyor. Bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Fonksiyonun yerel maksimum değeri. Yani bulacağız onu biz. Sonra fonksiyona yazacağız. 18 olacak. O zaman biz bunun bir türevini alalım. Türevini aldığımızda ne yaptı? Aa. F'in türevini, benim bu kalemde bir problemim var ama F'in türevini aldığımızda ne yaptı? 3x kare eksi 6x eksi 24 eşittir 0 oldu. 3'e böldüm. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Çarpanları yazsam biri 4, biri de eksi 2. Ama hangisi yerel maks, hangisi yerel min? Bilmiyorum. O zaman ufak bir tablo yapıyorum. F'in türevinin işaret tablosunu. Eksi 2 ve 4. Şimdi f'in türevinin başka sayısı pozitif, o zaman artı, eksi, artı diyorum. O zaman f fonksiyonu hakkında artan, azalan, artan diyorum. Peki bana ne soruyor? Bak burası maksimum, burası da minimum. Bu vatandaş ne diyor? Yerel maksimum. Yani şunu soruyor. Yani fonksiyona eksi 2 yaz diyor. Kaç çıkacak diyor? 18 çıkacak. Biz de fonksiyona eksi 2 yazıyoruz, 18 buluyoruz. Bunu böyle biraz sola alsam işe yarar herhalde. O zaman fonksiyon eksi 2 yazınca eksi 8 eksi 12 artı 48 artı a eşittir 18 yaptı. 36 28 artı a eşittir 18'den a'mız kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 10 çıkar diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Umarım anlaşıyoruzdur. İlk 5 soru bu şekildeydi. Geldik 6. sorumuza. Geldik 6'ya. Altı diyor ki bir fonksiyon verdim. Yine türevlenebilen bir fonksiyon. Yapıştır gelsin. O zaman ne yapacağız? Türev alacağız. Ekstrem noktaları 1 ve 3. Aa güzel. O zaman türevini sıfır yapan kökler 1 ve 3'müş. Tabi tek katlı kökler. O zaman türevini aldığımızda ne olacak arkadaşlar? 3x kare eksi 2ax artı b. O zaman bunun 1 ve 3 diye iki tane kökü var. Bir tanesi 1. Diğeri de kaç gelir? 3 gelir. Yani 1 yazınca da sağlar sıfırlar. 3 yazınca da sağlar. Öyle diyebilirsin. Ya da dersin ki hocam kökler toplamı işte bunun kökler toplamına bakarsın. Ne geliyor? Eksi b bölü a geliyor değil mi? O zaman x1 artı x2 2a bölü 3 geldi. Bu da kaçı eşit? 4'e mi? a buradan ne yapar? 6 yapar. x1 çarpı x2 de ne geldi? B bölü 3 geldi. Bu da kaçı eşit? 3'e. Buradan da B kaç yapar? 9. Bizden ne istiyor? A çarp B istiyor. O zaman A çarp B'de ne yaptı? 54 yaptı diyebiliriz. Bu da altın sorumuzdu. Yani türevlenebilen olduğu sürece mantık bu şekilde çalışacak. Biraz problemli olanlar bunun grafikleri olanları. Tamam mı? Şimdi fonksiyonunun 1'e 6 noktası ekstrem noktası. Şimdi ekstrem nokta ol, olma hiç önemli değil. Sonuçta en nihayet sen... Hala fonksiyonun üzerinde bir noktası. Bu fonksiyona ait bir nokta. Ve biz fonksiyon hakkında yorum yapıyoruz. Diyoruz ki sen kardeşim, sen kardeşim ekstrem noktasın diyoruz. E o zaman mantıken düşündüğünüzde fonksiyona 1 yazdığınız zaman hala 6 gelmesi lazım. Peki burası ekstrem nokta ise şu arkadaşı türevine yazdığınızda 0 yapması lazım. Yani ben bunu türevini alırsam. F'in türevinde x ne yaptı? 3 x kare artı 6 x artı a yaptı türevine 1 yazınca ne yapıyor? 0 yapıyor. Yani 3 artı 6 artı a 0'dan a da kaç geldi? Eksi 9 geldi. O zaman fonksiyonu 1 yazarak da bunu keşfedelim. 1 artı 3 artı a yani eksi 9 değil mi? Artı b eşittir de 6'dan. Burası kaç yaptı? Eksi 5 mi yaptı? 4 eksi 5 artı b 11 6'ymış. Teslim düşündün değil mi? Bir sonraki hamleyi düşündüm. B kaç geldi? 11 geldi diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 8'e. Fonksiyonun ekstrem noktası olmadığına göre. Fonksiyonun ekstrem noktası olmadığına göre nasıl söylemiştik? F 3. dereceden olsun. Tamam mı? O zaman bunun türevi kaçıncı derece oluyor? 2. derece oluyor. O zaman bunun köklerini bulurken bir delta sıfırdan büyük diyebiliyoruz. Bir delta sıfıra eşit diyebiliyoruz. Bir de delta sıfırdan küçük diyebiliyoruz. Bizim için ekstrem nokta bunun oluşuyor. Yani bunun bunun olmaması lazım. Yani ekstrem nokta yoksa, o zaman benim kuracağım cümle delta küçük eşit sıfır olacak. Yani benim fonksiyonum f için f daima artan ya da azalan olmalıdır. Ki kafayı kırmasın. Kafayı kırdığın ekstrem nokta oluşur, değil mi? Ya da aşağıdan yukarı kırmasın. Peki ben nasıl anlayacağım? Başkasıyla anlayacağım. Ben bunları artanlık azalanlıkla söylemiştim. O zaman biz ne yapalım? Bunun türevini alalım f'in türevinde x ne yaptı? 3x kare artı 6x artı a yaptı. Sonra bunun deltası ne diyeceğiz güzel kardeşim? Küçük eşit sıfırdır diyeceğiz. b kare 36 değil mi? 36 eksi 4 ac yani 12 a küçük eşit sıfırsa a büyük eşit kaç yapar? 3 yapar diyebiliriz. a'nın en küçük tam sayı kaçmış? Demek ki 3'müş. Eğer sen delta küçüktür sıfır diye yorum yaparsan o zaman 3'ten büyük olanları seçmek zorunda. Yani cevabı 4 gelir ki orada bir patlarsın. Yani biz çift katlı köklerde ne yapmıyoruz? Ekstra nokta almıyoruz. Geldik 9. sorumuza. Fonksiyon grafiği x eksenini 3 farklı noktada kesiyorsa. Bak şimdi bunlar hep böyle yorumlu sorular aslında. Güzel bir soru. x eksenini 3 farklı noktada kesiyorsa. Emin aralığını bulunuz demiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Üçüncü bir fonksiyonun hat sayacaksın. Bu hani yapıyoruz ya yapıyoruz ya. Onlara hat sayacağız şimdi. Meta bir fonksiyon 3. derecen bunun grafiği ya bir hattır ya da 3 hattır. Hat ne? 1, 2, 3. Ya da 1 hattır böyle çat diye. Meta 5. derecen bir fonksiyon böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Mesela 4. derecen bir fonksiyon böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Sahibi 1, 2, 3, 4. Anlaştık. O zaman üçüncü eylem bir fonksiyonsa benim fonksiyonum zaten üç noktada kesiyorsa böyle bir şey olacak ya da böyle bir şey olacak. Peki bu ikisi e arasındaki ayrımı neye göre yapıyorum ben? Başka sayıya göre. Şuradaki baş... Ta biz bunu nerede biliyoruz? Eşitlikle biliyoruz. Başka sayısı bunun ne? Pozitif. O zaman benim grafiğim nasıl olacak? Üstteki gibi olacak. Yani böyle olacak. Peki benim grafiğim böyle. Biz buradan anlaştık. Benim grafiğim böyle. Ben bunu bir silince rahatlayacağım. Yani benim grafiğim şöyle gelecek, şöyle dönecek, şöyle gidecek. Şöyle bir şey. Değil mi? Peki benim bu fonksiyonum x ekseni 3 noktada kesiyorsa o zaman böyle bir tane doğru çektiğimizde 18 tane doğru çektik Şöyle bir tane doğru çektiğimizde şöyle bir tane doğru çektiğimizde bu doğru bence burada bir yerde kalmalı. Bak burada olursa x ekseni bir noktadaki yani çektiğim bu kırmızı doğru x ekseni oldu. Bak böyle olursa x ekseni bir noktada keser. Bak şöyle olursa tam şöyle olursa x ekseni iki noktada keser. şuralarda kalırsa o zaman x ekseni üç noktada keser. O zaman bence şöyle bir şey olmalı. Ekstremumlardan biri deniz seviyesinin üstünde biri de deniz seviyesinin altında kalsın gibi dal çıksın çıktım fonksiyon. X ekseni toplam 3 noktada kesiversin. Oldu mu kardeşim? O zaman biz ne yapıyoruz? F'in bir türevini alıyoruz. Bunu türevini aldığınızda 3x kare eksi 3 eşittir 0. O zaman 3'e böldüğümde x kare eksi 1 eşittir 0. Bunun x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 diye iki tane aslında ekstrem noktası vardır. Artı, eksi, artı, artan, azalan, artan. Demek ki bu arkadaşın apsisi eksi 1, bu arkadaşın apsisi 1. Şimdi şunları buraya alayım. Olur mu? Bunları buraya alayım. O zaman şöyle yapalım. Burası da kaçtı? 1 değil mi? 1'di. Şimdi o zaman eksi 1 yazdığında fonksiyonu ne geldi? Fonksiyonu eksi 1 yazarsak ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 artı 3 artı. Yani bunun görüntüsü m artı 2 oldu. Fonksiyona kaç yazıyoruz şimdi? 1 yazıyoruz. 1 yazdığımızda da 1 eksi 3 artı m'den. Bu da kaç yaptı? m eksi 2 mi yaptı? m eksi 2 yaptı. Demek ki burası da m eksi 2 imiş. Demek ki böyle dalçık yapıyor ya. Benim fonksiyonum x80'i 3 nokta kesebildiğine göre Demek ki bu deniz seviyesinin üstüne kalmalı. Yani M artı 2 sıfırdan büyük olmalı. Aynı şekilde bu da deniz seviyesinin altında kalmalı. M eksi 2 de sıfırdan küçük olmalı. O zaman M 2'den küçüktür. Aynı zamanda eksi 2'den büyüktür. Birleştirirsek eksi 2 küçüktür. M küçüktür 2. Bizim M'imizin aralığı. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda fonksiyonu x eksenini bir noktada kesiyorsa. Bak dozajı iyice arttırdım. Ben şu an aslında fonksiyon grafiklerini size anlatmaya, fonksiyon grafikleriyle e, türevi nasıl ortak kullanabildiğimizi gösterdim iki tane sorudan bahsettim. 9. ve soruların mantığı bu. Şimdi yine bizim fonksiyonumuz 3. dereceden. X eksenini bir noktada kesiyorsa yani iki ihtimal var. Ya böyle x küplü bir şey olacak ki burası bir tam küp değil. Oradan patlarız ki bunun başkasıysa pozitif olduğuna kolları yukarı bakıyor. O zaman benim fonksiyonum bu şekilde bir şey olacak. Ama bir noktada kesmesi nasıl mümkün? Hadi düşünelim bakalım be. Demek ki benim x ekseni ya şurada olacak ya da burada olacak. İki ihtimal var. Burada olursa demek ki ekstrem noktaların görüntüleri yani değerleri negatif kalacak. Ya da x ekseni burada kalırsa ekstrem noktaların görüntüleri pozitif kalacak. Demek ki iki ihtimal var. Hmm. Şimdi bir ekstrem noktaları bulalım mı? Bir f'in türevinden bahsedelim. 3x kare eksi 6x eşittir 0. 3x parantezde x eksi 2 0. O zaman bir kökü 0. Diğer kökü 2. 0 yazdığımızda k oldu. Diğerinde de 2 yazdığınızda ne yapar? 8 eksi 12 artı k'dan. Burası k eksi 4 yaptı mı? Şimdi benim fonksiyonum x eksenini kaç noktada kesin istiyorum? Bir noktada. O zaman mesela şöyle yaparsam. Demek ki şu k ve k eksi 4'ün ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. K4 sıfırdan küçükse yani K4'ten küçük anlamı taşır. Buradan ne yorum yapalım? K'nın sıfırdan küçük olması gerektiği yorumu yapalım. Aklından bir sayı tut. Hem 4'ten küçük olsun, hem de sıfırdan küçük olsun. Nasıl bir yorum yaparsın? Sıfırdan küçük olması. lazım. Değil mi? Peki aynı şekilde benim x eksenim bu sefer burada olursa? O zaman yani şöyle olursa yine fonksiyon x eksenini bir noktada kesecek. Ama bu sefer de k'nın sıfırdan büyük, kx4'ün sıfırdan büyük olması gerekir. Yani kx4 sıfırdan büyükse k dörtten büyüktür. Buradan yapacağımız yorum ne? Ya aklından bir sayı tut. Sıfırdan da büyük olsun, dörtten de büyük olsun dersen o zaman k'nın dörtten büyük olması istersin. Yani sonuca geldiğimizde biz k'yı sıfırdan küçük alırsak biz x eksenini bir noktada keseriz fonksiyon olarak. Çünkü iki ekstrem noktamızda deniz seviyesinin yani x ekseninin altında kalır. Eğer k'yı 4 seçersek bu sefer x ekseni kırmızı doğru olur. O zaman iki ekstra noktası da yukarıda kalır. Peki k'nın aralığını sormuş bize. O zaman şöyle olacak. Eksi sonsuzla 0 arasında birleşim 4 ile sonsuz arasında olacak diyebiliriz. Bu da bizim için k'nın aralığı olmuş oldu. Anlaştık. Bu da 10. soru ama bence harbi kalın soru bilginiz olsun. Geldik 11. sorumuza. Fonksiyonun yerel ekstrem noktası olmadığına göre, bak bu dersimizin çoğunu neye ayırdık? Türevli olan durumlarını ayırdık. Şimdi burada neyimiz yok? Ekstrem noktamız yok. O zaman türevini aldığımızda ya e, çift katlı kökü olacak, ekstrem nokta kabul etmeyeceğim ya da ne demeyeceğim, e, söyleyin ismini, delta sıfırdan küçük olacak gibi. Yani daima artan ya da azalan bir fonksiyon olacak. Gelin önce şunu bir türevini alalım, ona göre konuşalım. Türevini aldığımızda üst tarafın türevi 2nx, alt taraf x artı 1 eksi alt tarafın türevi 1 değil mi? Çarpı üst taraf şu bölü bıdı, bıdı 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 oraya hiç girmeyeyim. Aslında bıdı bıdı derken de x artı 1'in karesi çok altta da bilir. Yazalım yine ihtimale karşı. O zaman dağıtırsanız buradan bir 2 nx kare gelir. Artı 2 nx gelir. Eksi nx kare geldi. Artı 2 geldi. Bölü x artı 1'in karesi geldi. Şimdi düzeltirsek ne oldu? n x kare artı 2 n x artı 2 bölü x artı 1'in karesi. Şimdi bunun yani türevinin ekstrem noktasında olmaması ne demek? Bu arkadaşın deltası sıfırdan küçüktür demek. Ya da eşittir. Ya oradan reel kök gelmeyecek. Gelirse de çift katlı kök gelecek. Yani ne oldu? B kare 4 n kare eksi b kare eksi 4 acı 4 çarpı n çarpı 2. Küçük eşit sıfır. 4 n parantezinde n eksi 8 küçük eşit sıfırsa o zaman burada ne diyoruz? Sıfırla 8 Artı, eksi, artı. Yalnız kapalı aralık olacak galiba. Değil mi? Sıfır sekiz kapalı aralığı olacak bizim en değerimiz. Neden? Çünkü delta küçük eşit sıfırdı. Ha, bak burada bir ters köşe olursun. N'in sıfır olma şansı yok. Bunu iptal. Bak şimdi gördüm. Uyandım. Bak şurada N'li olamaz arkadaşlar. Sıfır olamaz. Çünkü delta sıfırdan küçük eşit ya. Aynen. Demek ki n ne olamaz? 0 olamaz. O zaman şu 0'ı pas geçiyoruz. Demek ki bizim aralığımız ne olacak? Buradan gol 0 açık 8 kapalı aralığıymış. Kaçın sorumuz? 11 sorumuzun çözümü. Geldik 12'ye. Hadi bakalım dersin son sorularına geliyoruz artık. fx fonksiyonunun yerel x alanı noktalarının toplamı nedir demiş. Önce ne yapıyorduk? Artan azalan fonksiyonu da söylemiştim. First of all you must look the name of function diyorduk. Yani fonksiyonun adına bakıyorsun ve fonksiyon adı ne kardeşim? F'in türevi. Peki F'in türevinin kaç tane kökü var? 2 tane. O zaman biz ekstra noktanın apsileri toplamı deyince x4 ile 4 alalım mı? Almayalım çünkü 4 noktası çift kat kök. Bakın, eksi 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 artı artı sonra artı diye devam ediyor. Artı 0 tekrar artmaya artı artı diye gidiyor. Yani F'in türevinin köklerine bakacak olursak bir tanesi x4 bir tanesi 4 ya artı artı eksi azalan artan. Kaç tane ekstrem var burada? Bir tane. Yani sadece x eşittir. Eksi 4. Bilerek terbiyesizlik yapıp absürt toplamı sormuşum. Yani sen onu sıfır diye düşün demişim. Sonuçta ders anlatımı yaptığımız için her türlü yol mübah diyoruz. Böyle ters köşeler yapabilirük. Hadi bakalım geldik sağ tarafa son iki sorumuza. Önce ne yapıyoruz? Fonksiyon grafiği görürsek ismine bakıyoruz. İsmi ne? F'in türevi. O zaman biz f'in türevi kim hakkında soru soruyor? fx hakkında soru soruyor. O zaman bizim için şuradaki kökler önemli. O zaman tablo yapacaksak x4 düzgün bir şey olursa sevinirim Soner. x4 0 4 bir de 6. Yalnız 0 çift katlı kök onu unutmayalım. Diğerleri tek katlı kök. Şimdi şurada eksi o zaman eksi artı eksi eksi artı. O zaman artan azalan artan azalan Gördüğünüz gibi yerel maksimum noktaları bir burada makstır, bir de burada makstır unutmayalım. Yani eksi 4 ile 6'nın absisleri toplamı demişim. Cevap ne gelecek? 2 gelecek. Peki, f'in türevinin kaç ekstremi vardır diye soracak olursam soralım bakalım. f'in türevinin ekstremi nokta sayısı nedir güzel kardeşim? Hadi ver cevabını. Bekliyorum. 1, 2, 3, 4. Hocam sıfır eksi nokta değil. Olur mu lan? Artanlıktan azalanlığa geçmemiş mi işte? Orası da ekstra bu. 4 tane. Yani x eksen üzerine oturunca öğrenciler onu kabul etmiyorlar ama orası da ekstra nokta. Sonuçta artanlıktan azalanlığa geçmemiş mi? Geçmiş. Ama hep türevinin kökü. Bana ne? Aynı anda olamaz mı? Olur. <laughs> Geldik 14'e ve dersimizin ekstrem noktaların ilk dersimizin son sorusuna. Şimdi önce tabii klasik olarak f'in türeviye. Önce buna bakıyoruz. Yukarıda f'in türevi fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre fx fonksiyonu ile ilgili. Fonksiyonla ilgili soruyor. O zaman bana f'in türevinin işaret tablosu lazım. Eksi 1 ile 4. 4 çift katlı kök. Bu tek katlı kök. Artı artı eksi. Nasıl? Bak artı 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 artı, artı eksi eksi eksi. Yani azalan artan. O zaman burası minimumdur diyebiliriz x eşittir eksi de yerel minimum noktası vardır. Doğru. 2 tane ekstra noktası vardır. Nö, 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 nö. Yanlış. F'in türevinde 3. Hocam bu türevi o zaman biz grafiğe bakıyoruz. F'in türevinde 3 nedir? Gördüğün gibi yeri yukarıdadır. Yani pozitiftir. Burası pozitif. F'in ikinci türevinde 3. Hayda. Şimdi F'in ikinci türevi dediğin şey F'in türevini bir fonksiyon kabul edersen onun türevi. Bir fonksiyon türevi ne işine arıyor? T'nin eğimi. O zaman ben aslında bu noktadan T çekersem eğim sola yatık olursa o zaman ikinci derece Eksi, ikinci de nedir? Eksidir. Bu ikisinin çarpımı ne yapacaktır? Eksi yapacaktır. O zaman bu da yanlış. O zaman yalnız bir bizim doğru cevabımızdır. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ekstra noktaların ilk dersini tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben şimdi ufak bir mola vereyim. Siz de kendinize ufak bir mola verin. Diğer videoya geçiş yaptığınızda ekstra noktaları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.